size. Yanına koyun. Koyabilirsin. Biraz da oyun araç çimen değil mi? Adım Zeliha Sevim. Tuzla Halil Türkan İmam Hatip Anadolu Lisesi'nden katılıyorum. 11. sınıf öğrencisiyim. Bu yarışmaya katılmak bizi çok bilinçlendirdi diyebilirim. Çevremize gördüğümüz her atığı artık bilinçli bir şekilde konteynerlarına yerleştiriyoruz. Ve arkadaşlarımızla birlikte rekabet içindeyiz. Aynı şekilde de sosyalleşiyoruz. Hem arkadaş çevremiz için hem de bir temiz bir dünya için çalışıyoruz. İsmim Herdem Züleyha Fidan. İkinci hafta olan kağıt karton atıklarını toplamadayız. Heyecanlı geçiyor. Okulumuzda da çok fazla grup var. Rekabetli bir şekilde eğleniyoruz. Hem çevremizi koruyoruz. Grup 3 grup, 4 grup, 5. grup, ileride birkaç grup daha var. Bunları tek tek tartıyoruz. Makbuzda öğrencilerimize veriyoruz. Kimsenin hakkı kimseye geçmiyor. Memnun musunuz? Nasıl gidiyor? Çok memnunum. Bu yarışmada iddialı mıyız? Herkes iddialı mı? Çok güzel. Yani sıfır atık konusunda dünyada marka olacağız zaten. Günü belirledik. 30 Mart sıfır atık gününü artık dünyaya kabul ettirdik. Evet. Geçmişte medeniyetimizin gereği olarak dünyaya bir şeyler vermek açısından muhteşem bir çalışma bu. Sizler de gençler olarak hem de büyüklere de çok önemli bir farkındalığın oluşturuyorsunuz. Herkes de bunun farkında olacak artık. Daha dikkatli olacak. Bunlar da yeşil yıldızlar. Yeşil yıldızlar, karton, kağıtlar, defterler, kalemler, kitaplar hepsiyle beraber 502 kilogram. 502.3 kilogram. Tebrik ediyorum. Evet. Yalnız 4 kişi. Ben yalnızlıktan gitmeyin ya biraz. Olmaz öyle. Yalnız değil mi? Yine kartonlar, kitaplar, defterler, bütün kağıt ürünleriyle beraber sizin de 304.10 kilogram. Tebrik ediyorum. Evet, sağlamlar. Sağlamlar. Kendimizi, bizim Erzurum'da bu da mökkem diyorlar. Mökkemler. 323.5 kilo. Tebrik ediyorum size. Teşekkürler. Evet, tabii çok önemli bir şey var. Dünyada artık ayak izimizi azaltmak zorundayız. Karbondioksit emisyonuna ve sera gazı etkisi yapan tüm kimyasallarla üretim yapılan tesislerde dünyadaki ekolojik dengeyi ve sera gazı etkisini yapacak olan tüm üretim bantları gibi yeniden üretilmesi ve yeniden tüketilirken
karbondioksit emisyonuna dikkat edilmesi gereken bir dünyada yaşıyoruz. Sürdürülebilir bir yaşam, sürdürülebilir bir dünyayla gelecek nesillere daha temiz hava, daha temiz su ve kaynaklarımızı bırakmak zorundayız. Biz de Tuzla'da bu kavramda Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlatmış olduğu ve 30 Mart dünyada kabul edilen bir sıfır atık günü olarak artık bizim için çok kıymetli bir gün oldu. Biz de gençlerimizle beraber Tuzla'da bu farkındalığı en iyi şekilde oluşturabilmek için altı kategoride yarışıyoruz. Ve bu kategorilerin ilkinde 5,5 ton plastik ki mikroplastikler denizlere ve bütün doğaya karıştığında yağmurla beraber bile tüm gıdalarımıza veya bütün flora ve faunaya, bütün hayvanlara ve bütün bitkilerin yapısına girebiliyor. Dolayısıyla plastiği mutlaka geri dönüşüm alınması lazım. 5,5 ton plastik topladı gençlerimiz ve hemen peşinden kağıt ve kağıt ürünleri ki bunun içerisinde koliler ve işte kullanılan çantalar veya defter, kalem, kitap neyse artık bütün kullanılan kağıt ürünleriyle de 18 ton kağıt toplanması gurur verici bir tablo. Ben tebrik ediyorum gençleri. Bu yarışta hem kendilerinin hem gelecek nesillere bırakırken şu anda büyüklerine de büyük örnek oluyorlar. Bu farkındalığı oluşturdukları için gençlerimize teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah daha sürdürülebilir bir yaşam ve güzel bir gelecek için birlikte çalışıyoruz. Adım Ceren, soyadım Çetinkuş. Sıfır atık yarışmasına çevremizi düzenlemek için, toplamak için, katkı sağlamak için katıldık.